31 Ağustos ay 6 Eylül yengeç burçları neler bekliyor diyorsanız yengeçlerin duygusal hisleri, rüyaları, düşündükleri böyle bu hafta onları böyle bir coşkulandıracak. Yani bir iş bekliyorsanız bile haberini alacaksınız. Bir oluşum istiyorsanız bu diyalog böyle sanki enerjinize bir renk katılmış olacak ve kalbinizden geçen önünüze serilecek gözüküyor. Bu hafta hislerinizi, rüyalarınızı, özellikle kalp sesinize dikkate alın. Çünkü işinizle ilgili bile değişimlerle ilgili haberler kendi kalbinizden hissedeceksiniz ve Rabbim bunu size verecek diyorum. Yeni iş kurmak isteyen ve kendi işiyle ortaklı süreçler yapan bazı yengeç burçlarında evet doğru karar 6 Eylül'den sonra yeriniz ve mekanınız oluşacak. Şimdiden yer arıyorsunuz, hayırlı olsun. Ama uzun süredir işinizle ilgili haksızlıklar var Emine Hanım. Ben artık bunları düzeltip ve kendimi bulmak istiyorum diyorsanız bu hafta sizlerle ilgili güzel bir toplantı, güzel iletişimler geçireceksiniz ve bu iletişimler sizin işinizle ilgili sağlamlık ve kalıcılık dönemi olacak. Bu da sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. Özellikle sağlık sektöründe çalışan hemşire, doktor ya da ne bileyim yani hasta bakıcı, alanı temizleyen fark etmiyor. Allah bütün onlara sağlık sıhhat versin. Yer değişimi ve alan değişimi isteyecekler bazı sağlık sektöründeki olan insan. Yani eczacı bile olsanız yerinizi değiştirmek ve burası artık bana kar ettirmiyor, farklı bir nokta arayayım diyeceğiniz bir dönem olacak. Ve doğru karar veriyorsunuz çünkü uzun süredir zaten burada sıkışmış hissediyorsunuz ve bu sıkışmışlık sizi daha keyifli noktaya kılacak diyorum. Yengeç burçlarında özellikle göz iltihabı, ağızda aflar ve son zamanlarda nodüllerle alakalı dikkat etmemiz gereken bir kontrol döneminiz var. Önemli bir şey hissetmiyorum. Ama şöyle demişim, özellikle üst mertebeye erişmek isteyen bazı yengeçler ve kurumsal olan üst merkeze yetişmek isteyen, hani geçmek isteyen yengeçler için çok doğru bir karar verilecek ve istediğiniz noktanın zafer ve aydınlanması var diyorum. Ufak bir tatil çünkü yazın ben tadını çıkartamadım. Yani özellikle tatile gitmek istiyorum ve bir oluşum var. Bu oluşum bittikten sonra kendimi çok iyi dinlendireceğim diyorsunuz. Evet, bu oluşumu başarıyla sağlayacaksınız. Ve özellikle de tatil size tek başınıza gitmek istiyorsunuz ve kimseyle enerjinizi yormak istemiyorsunuz. O yüzden bu tatil sizin şifalanmanız için doğru. Bazı ilişkileriyle ilgili çarpık döngüde, yani bir arıyor, bir aramıyor, bir seviyor, bir sevmiyor dediğimiz ilişkileri bitirme dönemi başladı. Özellikle evliliğinizle ilgili de yaşadığınız karmaşıklıklar, güvensizlikler bu hafta sizi daha ön plana çıkartacak. Dikkat etmeniz gerekiyor. Kalbinizi dinleyin. Kalbiniz ne diyorsa doğru söylüyor diyorum değerli yengeç burçları. Bir de kendi ailenizle alakalı, özellikle eş ya da kardeşlerle alakalı, anne baba kardeşlerle alakalı bazı sorunlar gündeme gelecek ve bir para kaosu yaşanacak. Bu kaosta da sanki sizin kenarda gizli bir paranız var. Bu para sanki hanenize şifa gibi gelecek değerli yengeç burçları. Bir de kendinizle ilgili almak istediğiniz küçük bir araç gündeminiz var. Bununla alakalı da bir destek planı için. İlk önce birine bir para vereceksiniz. Sonra kendi istediğiniz aracınızı alacaksınız. Bir de gözlüğünüzü değiştirme vakti geldi değerli yengeç burçları. Çünkü gözleriniz artık daha buğulu bakmaya başladı. Bir kontrol istiyorum. Size özellikle şöyle demişim. Geçmişle ilgili her şeyi silip atıp yeni bir hayat kurun. Yeni bir aşk enerjiniz var. Bu size çok iyi gelecek. Parasal dengenizde de oturtmak istediğiniz yenilikler doğru kararlar. O yüzden değerli yengeç burçları bu hafta en güzel, en keyifli haftanız sizin. Sadece tek dileğiniz böyle bir işte bu pandemi bitsin, bir rahatlığa kavuşalım ve ailemizle bir bütünleşelim dediğiniz bir dönemdesiniz. Evet, hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Ama altın merakı olan, özellikle altın, benimki altın değil çakma da, altın merakı olan bazı yengeçler parasını altına yatırım yapacaklar. Şimdiden hayırlı olsun. Eğer uzun vadeli düşünüyorsanız altın her zaman doğru bir yatırımdır. Yükselen vay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Bir de uzun süredir beklediğiniz bir dostunuzdan haber gelecek ve bu sizi havaya uçuracak diyorum. Yükselen duygularınız, pardon, ay burcu duygularınızdır. Mutlaka ay burcunuzu ve yükselen burcunuzu dinlemeyi unutmayın değerli yengeç burçları. Sevgiyle kalın, umutla kalın, heyecanla kalın.